Herkese merhaba. Bu videoda kışlık olarak yaptığım alışverişlerden bahsedeceğim. Bu alışverişlerin içerisinde sizin de yakalayabileceğinizi düşündüğüm indirimler var. Onların işinize yarayacağını düşünüyorum. Daha fazla uzatmadan lafı hemen videoya geçelim. İlk olarak drugstore alışverişinden bahsedeceğim. Birisi eShop'tan, Watson's'tan ve Rossmann'dan alışverişlerim var. Bunlar küçük küçük ama gerekli olan şeylerdi. İlk önce Rossmann'dan aldıklarıma başlayayım. Rossmann'dan iki şey aldım. Hatta bunları hemen paketimde söktüm. Bir tane cetvel mini, bu kaç santimlik? 17 santimlik. Bir tane bu kitap ayrıca post-itlerden aldım. Biri 1 lira, biri 4 lira olması lazım. Okul alışverişinde iseniz bunlara bakabilirsiniz. Daha sonra Watson's'da bir indirim vardı. Ne indirim olduğunu tam hatırlamıyorum. Oradan birkaç parça şey aldım. Watson's'tan 3 parça şey aldım. Bunların bir tanesi Real Techniques'in bu süngeri. Ben bunu kullandım ama dediğim gibi göstermek açısından paketledim. Bunu 15 liraya almıştım indirimde. Sonra Essence'in bu siyah nokta burun bantlarından aldım. Daha hiç kullanmadım. Henüz bir yorum yapamıyorum. Daha sonra bu Kotex'in çanta boylarından aldım. Bunlar da indirimdeydi. 2,5 lira gibi bir fiyata geliyordu. Gelelim eShop alışverişine. eShop'ta %50 indirim vardı. Geçen haftalarda olması lazım. Bir hafta önce. Oradan kendimce gerekli şeyleri aldım. Bir tane bu mendillerden aldım. Bunlar Papya'nın. Ben içinden kullandım. Çok güzel limon kokuyorlar. Değişik bir insel farklı açıkçası. Sonra jiletin bu Venüs bayanlar için olanından aldım. Bunlar reklamlarda görmüş olmanız lazım. Biraz daha oynar başlıklı, kıvrımlı bölgelere yerleşebilecek şekilde olanlardan. Bunun da indirimli fiyatı 16 liraydı. Bence eShop alışverişinin gözdesi bunlardı. Ben bu saç yüzüklerinden arıyordum. Hiçbir yerde bulamıyordum ve fahiş fiyatalar. Yani 20-30 liraya gibi bir şey satıyorlar. eShop'ta %50 indirim vardı takılarda da. Oradan da bunlara baktım. Bunlar indirimsiz 7 liraydı. Ben indirimle 3 liraya aldım tanesini. Bir tanesi gümüş detaylı. Bir tanesi de altın detaylı. Gelelim kıyafet alışverişine. Kıyafet alışverişini farklı mağazalardan yaptım. Bir tane Pull&Bear'dan bir polar üst aldım. Bence kışın en vazgeçilmez parçaları bunlar. Tek parçayla kışı atlatabilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle içi yumuş yumuş olanlardan. Bendekinin bedeni medium. Small çünkü tam oluyor ama ben kışın biraz daha böyle bol olsun istiyorum. Daha rahat edebilmek istiyorum. Hatta mümkünse kat kat giyinebilmek istiyorum. O yüzden bunu aldım. Renk seçenekleri vardı. Ben bu yeşil olanı tercih ettim. Bunun fiyatı 69 liraydı. Bence bu videonun en güzel parçası bu. De facto'dan bir şal aldım. Hangi şal derseniz, bu çevremizde olan 60, 70, 80, 90 mont fiyatına olan şalları ben de facto'da buldum. Ve 24 liraydı bu şal. Gayet de kalın battaniye gibi olanlardan, incecik değil kesinlikle. Ben çok çok uyguna bulduğumu düşünüyorum. Çünkü diğer markalarda olanlar dediğim gibi 50 liradan aşağı bulmanızın imkanı yok. O da inceler. Bershka'dan tek parça bir şey aldım. O da bir ayakkabı. Kışlık topuklu bir ayakkabı arıyordum. Bershka'da güzel modeller var bakmak isterseniz. Ben bu tarz bir şey arıyordum. Böyle topuklu, süet, kahve mümkünse. Bunu buldum. Çok rahat giydim. Topuğu yüksek değil mi? Ay sen çok uzun değil misin? Bilmem ne bıdı bıdı laflarına umursamıyorum artık. Birkaç videoda daha söylemiştim. Gayet topuklu rahat oluyor. Hatta kışın mümkünse birazcık topuklu giyin. Bu tokalı süet botların fiyatı da 119 lira. Son iki ve en büyük torbada Stradivarius'tan şöyle torbalar var. Siyah deri bir sırt çantası arıyordum. Birkaç yerde dolaştım. Forever New'de bir tane beğendim. Zara'da beğendim ama hem fiyat hem model açısından en çok bunu beğendim. Bunun fiyatı 70 liraydı. Şöyle sırttan bir çanta. Hatta ben bunu kullandım. Şu pomponunu kendim taktım. Bununla ilgili hatta bir çantamda ne var videosu çekmeyi düşünüyorum kış için. Stradivarius'tan diğer aldığım çanta da bu minik sırt çantalarından. Ben minik bir çanta arıyordum ama sırttan olacağını düşünmemiştim. Bunu beğendim. Kadife bordo modellerden. Bu da Stradivarius'tan. Fiyatı 45 lira. Şöyle arka tarafı, askıları, bir gözü ve içi de normal boş bir göz var. Diğer aldığım ayakkabı da Stradivarius'tan bu mor ayakkabılar oldu.
Ya bunlar mor mu, bordo mu tam karar veremiyorum açıkçası rengine. Bilmiyorum, koyu vişne türü bile diyebilirim. Ben de bu tarz zaten H&M'in bir tane siyah botu vardı. Çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bunların fiyatı da 92-90 liraymış. Şu torbaya gelelim. Burada kıyafet alışverişi var. Ben aynı renk tonlarından gitmişim bu kış. Böyle bir tane üst, gömlek ve süveter birleşik olanlardan. Şöyle gidiyor. Alt tarafı da birazcık benim boyum uzun ama yine de benim biraz basenlerimi örten bir uzunluğu var. Bunu da çok beğenerek aldım. Yumuşacık. Bunun fiyatı da 89 liraymış. Son alışveriş ürününe geliyorum. Bu da bir tayt pantolon. Bunun fiyatı 70 liraymış. Bu streç pantolonlardan. Şöyle detayları var. Arkası düz. Bu tarz pantolonları ben kışın çok rahat olarak buluyorum. Dar kesim tight diyebiliriz aslında. Yani fermuarlı tight bence bu pantolonların adı. Ben bu alışverişlerin hepsini Ankara'da Ankamall'dan yaptım. Orada biliyorsunuz bu mağazaların hepsi yan yana. Birinden çıkıp öbürüne girme şansınız oluyor. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.